Merhaba arkadaşlar, İngilizce 2 dersimizin kilit sorusunu yapalım şimdi. Güzel bir cümle, bakalım ne sormuş. Can I borrow? Ödünç almaktı borrow, hemen yazalım. Ödünç almak. Tabii ki can modulumuzu nerede kullanıyorduk? Ebilmek, abilmek, izin istiyorduk. Your, can I borrow your, senin. Bunları da bileceğiz, senin. Bla bla bla. Soru işareti. I devam ediyor. Aynı kişi konuşmaya devam ediyor. I want to wash my hair. Burada çok dikkatli olacağız. Mutlaka ve mutlaka ikinci cümleye bakmamız lazım. İkinci cümleyi boşu boşuna vermiyor sorumuz. Anlamamız açısından bakalım ne istemiş olabilir? Neyi ödünç almalı bu kişi? Razor dediği jilet mi? Evet, bu kelimeleri görmüştük. Ünitemize lütfen dikkatlice bakalım. Toothbrush, diş, brush neydi, fırçası. Eğer hair olsaydı burası mesela saç fırçası olurdu değil mi? Shampoo, çok benziyor Türkçedeki şampuan. D'ye bakalım, makeup. Makyaj demekti. Makyaj. Ya da makyaj malzemesi anlamına da gelebilir. Makeup stuff. Soup. Soap. Soap olsaydı, A'la yazılsaydı burada sabun anlamına gelirdi ama soup demiş, çorba. Hiç alakasız. Şöyle bir bakacak olursak. I want to wash my hair. Yani saçımı yıkamak istiyorum. Saçımı neyle yıkarım? Jiletle mi? Toothbrush'la mı, şampuyla mı, make-up'la mı, soup'la mı? Hayır, hiçbirisi değil. Doğru olan şıkkımız şampuandır. Yani burada C şıkkını işaretlemeyiz arkadaşlar. İşaretlememiz gerekiyor. Evet, bir sonraki kilit sorumuzda görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar, İngilizce 2 dersimizin kilit sorusunu çözelim şimdi. 2017 yılında çıkmış bir soruymuş bu. Cümlemize bakalım. It is not safe. Bu kullanımı hatırlayacaksınız derslerinizde. Cash in big cities. Çok da doğru bir cümle aslında. Büyük şehirlerde, şehir demektir. Büyük şehirler değil mi? Lerler, şehirlerde. Ne yapmak? Cash dediğin nakit para taşımak güvenli, güvenli değildir. Bakın emizarı biz dır diye çeviriyorduk. Değildir, yazalım. Değildir. Olumsuz bir cümle ve şıklarımıza bakacak olursak carrying, carry taşımak demekti. Be carried. C, to carrying. D, to carry. Ve E, carry. Arkadaşlarım, hiçbir şey yapmayacağız. Zaten dersinizin videolarını seyrettiğinizde göreceksiniz. It is not ya da it is, şöyle yazalım, şuraya yazalım. It is ya da it isn't. Şurası sabit. Sonrasında bir sıfat geliyor, bir adjective geliyor. It isn't carry, D şıkkına bakalım. It isn't safe. Burada safe sıfatımız. Yani güvenli olup olmaması. Sonrasında da to feel. Burada da carry olmuş. Arkadaşlar direkt şu şekliyle kafamızda yer etmesi lazım. Yani büyük şehirlerde, büyük şehirlerde cash para, nakit para taşımak güvenli değildir. Yani şunu aklımızda tutarsak. Bu soruyu saniyeler içinde çözebiliriz. Diğer şıklarımız gramer açısından doğru kullanımlar değildir. Bir sonraki kilit sorumuzda görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar, İngilizce 2 dersimizin kilit sorusunu çözelim. Şimdi A ve B kişisi konuşuyor. A kişisi demiş ki, we are taking a taxi to the airport. At 3 o'clock.
Bu arada saatlerde et kullanıyorduk. Sadece bir ayrıntı. We are taking a taxi to the airport at 3 o'clock. 3'te taksi tutuyormuşuz. Nereye gidiyormuşuz? Biz gidiyormuşuz. Havaalanına demiş. B kişisi de yanıt vermiş. Demiş ki don't blah 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 your passports. Pasaport demekti. Türkçesiyle aynı. Be dediği için öznem. Tabii ki çoğul kullanıyor. Pasaportlarınızı ve de biletlerinizi, tickets almayı ne yapmayın? Bakalım. Hadi şıklara bakalım. Should take. Should ne demekti? Meli malı demekti. Yani almalı. B. You take. Sen al. C'de want to take. Almayı istemek. Want istemek demekti. D şıkkına bakalım. A good idea to take. Ve de E şıkkına bakalım. Forget to take. Burada bir öneri söz konusu. Öneri olduğu için biz saat 3'te havaalanına gidiyoruz. Böyle bir planımız var, niyetimiz var. Karşılığında size söylenecek yanıt. Don't forget. Bakın bir emir cümlesi değil mi? Aman unutma. Don't forget to take your passports and tickets. Pasaportunuzu, pasaportlarınızı ve biletlerinizi almayı unutmayın demiş. Bu yüzden arkadaşlarım doğru yanıt E şıkkıdır. Bir sonraki kilit sorumuzda görüşmek üzere.